Merhaba. Unlu bitten sonra şimdi diğer iç mekanda en yaygın rastlanan böcek kırmızı örümcek. Onu anlatmak istiyorum çünkü başıma geldi serada. Kırmızı örümcekler genellikle gözle görülmeyecek kadar küçücük. Yani lupla görebilirsiniz büyüteçle ya da çok hani gözünüz keskinse dikkatli baktığınızda görebilirsiniz. Ya da yaprakların üzerindeki belirtilerden anlayabilirsiniz. Küçücük örümcekler kırmızı olması da gerekmiyor ayrıca. Fakat çok hızlı bitkiyi yapraklarını zedeleyip ağla kaplıyorlar. Bizim gördüğümüz nokta genellikle yani fark ettiğimiz nokta böyle bitkinin üstüne sanki böyle bir bildiğimiz örümcek ağı gibi değil ama yani karıştırmamak lazım. Böyle geniş, büyük, parlak, fıtı 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 rüzgarda uçan değil. Bayağı böyle üstüne bir şey file atmış gibi böyle buğulanmış bir şey oluyor. Şimdi burada var mı? Çünkü dün basınçlı suyla yıkadım göstermeye çalışacağım. Fakat yapraklardaki etkisini göstereceğim. Yeşil yapraklarda etkisi daha kolay anlaşılıyor. Fakat mesela bordo yaprakta biraz daha zor anlaşılıyor. Yine de size göstermek istiyorum. Bununla mücadele şöyle. Genelde kuru ve sıcak ortam seviyorlar. En güzeli dışarıya, bahçeye, balkona bir yer alıp basınçlı suyla bir güzelce temizlemek. Fakat tekrar geliyor. Yani hani ondan kurtulmak o kadar kolay değil. Yine organik yöntemleri vardır muhakkak ama ben kırmızı örümcekte korkuyorum. Çünkü çok çabuk hemen her şeyi sarıveriyorlar. Dolayısıyla bir zirai ilaç kullanıyorum. Bahçede değilim. Başka videoda söylemiştim. Bahçede doğaya içme suyuna karışan bir yerde olsa kullanmam. Fakat seradayım. Saksının içine verdiğim için ve sulama suyuna kattığım için biraz daha doğru kullanarak ilacı bitkileri kurtarmaya çalışıyorum. Onun için bu arada hep söylüyorum, böcek soruyorlar çünkü hangi ilacı kullanıyorsunuz diye. Böcekler de her jenerasyonda hızlı çoğalıyorlar. Hani atıyorum bir ay sonra tekrar yavruluyor falan. Dolayısıyla her jenerasyonda aynen antibiyotiklerdeki de olduğu gibi direnç geliştiriyorlar. Ve ilaç firmaları da bu dirence göre yeni ilaç çıkartıyor. Çünkü benim bugün size söylediğim bir süre sonra geçerli olmayabilir. En doğrusunu, kullanım garantisini bu bayağı eczaneden ilaç almak gibi. Tarım ilacı satmaya yetkili bir yerden sorarak, hatta örneğinizi göstererek almanızda fayda var. Kulaktan dolma yapmayın. Hep çünkü kızıyoruz. Yediğimiz gıdalar için de geçerli. Yalan yanlış kahvede konuşulanlarla tarım yapılıyor diye. Siz de dolayısıyla birbirinizden yani güveniyorsanız tabii bilemem ama ben hani her sefer gidip bir ziraatçıya sormak da fayda görüyorum. Göstererek örneğin. Çünkü birkaç bir şey de olabiliyor üstünde. Onun için kırmızı örümcekle ben mücadeleyi maalesef zirai ilaçta buluyorum. Eğer basınçlı suyla kurtulamamışsam. Şimdi size nasıl bir hal alıyor yapraklar göstermek istiyorum. Bu normalde bayağı yepyeşil filan harika canlı bir bitki. Gördüğünüz gibi böyle noktalar, sarı noktalar oluyor. Dün bir süre burada yoktuk, bir geldim. Bunun üstü böyle şöyle filan ağ kaplı. Ve bildiğimiz örümcek ağları gibi değil az önce anlattığım gibi. Burada bir örnek yok. Dün bütün bitkilere ilaç vermek zorunda kaldım dolayısıyla. Ama yapraktan anlayacağınız şu şekil. Arkasında özellikle böyle kepek sorunu gibi nokta nokta sorunlar oluyor. Kepek demeyeyim de ne denir? Lekeler oluyor. Şimdi bir de kırmızıdaki etkisini göstereceğim. Kırmızı yaprakta. Bakın. Kırmızı yaprakta da bu tip delikler, böyle bir takım sararmalar, arkasında ağlar. Böyle şeyler gördüğünüz zaman büyük olasılıkla bir kırmızı örümcek istilasıyla karşı karşıyasınız. Derhal diğer bitkilerden uzaklaştırıp dediğim gibi basınçlı bir suyla temizlemeye çalışın. Bitkiler korktuğunuzdan daha dayanıklı. Mesela ben bu ikisini de hortumun böyle jet şeyiyle, ne derler, tarafıyla araba yıkar gibi yıkadım. Gördüğünüz gibi gayet biraz şoka girmiş olabilir ama kırmızı örümceğin yiyip bitirmesindense şoku atlatırlar diye düşünüyorum. Şimdilik iyi gözüküyorlar ama yine de diğer bitkilerden uzakta bir yerde tutacağım ki riske sokmayayım diye. Kırmızı örümcekle ilgili videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.